Manavgat Barajı bölgesinde tam anlamıyla orman krallığı hakimdir. Doğanın en muhteşem huzur verici birçok noktası orman krallığında saklıdır. Adalar, yarım adalar, köyler, huzur noktası vadisi ve Manavgat Maldivleri muhteşemdir. Doğal, tarihi ve kültürel turizm potansiyeli ile dikkati çekse de yüre halkı tam anlamıyla farkında değil doğanın farkındalığını kazandırmak elzemdir. Manavgat Baraj Gölü sahası dünyada benzersiz doğal oluşumlara sahiptir. Çok sayıda ada ve yarım adalarla doğal su labirentleri ile havadan muhteşem görüntüler sunar. Baraj Gölü sahasında araç safari yapmak bile bir günlük zaman gerektirmektedir. Havza'da doğal turizm değerleri arasında Oyma Pınar Barajı sahası, Köprülü Kanyon Milli Parkı'na yakınlığı, tabiat anıtları, mağaralar, yaylalar, kanyon vadiler, mesire alanları, plajlar, dağlık alanlar ve floristik zenginlikler dikkati çeker. Tarihi ve kültürel değerler içinde ise antik kentler, harabeler, su kemerleri, Tarihi yollar, köprüler, eski evler, el sanatları tüm yerleşkelerde yer almaktadır. Baraj havzası ulaşım ve konaklama için çok uygundur ancak tanıtım eksikliği nedeniyle turizm potansiyelinden faydalanamamaktadır. Bu filmimiz ile tanıtılmasını amaç edindik. Saha havzası Akdeniz bölgesinin Batı Toroslar bölümünde yer alır. Baraj Havzası Manavgat Nehri boyunca kuzeyden Beyşehir ve Eğridir göllerine dek uzanır. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat çayı üzerinde elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1986-1987 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1.567.000 metreküp su yatağından yüksekliği 32 metre, normal su kotunda göl hacmi 88.98 hektometreküp, normal su kotunda göl alanı 8.60 kilometrekaredir. 48 megawatt güç kapasiteli hidroelektrik santrali yılda 220 gigawatt elektrik enerjisi üretimi sağlamaktadır. Manavgat Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 47.969 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır. Kepez AŞ tarafından inşa edilen 48 MW kapasiteli Manavgat Barajı 1987 yılında işletmeye açılmıştır. Antalya Havzası'nda bulunan Manavgat Irmağı üzerinde kurulan Manavgat Barajı ve HES'in minimum işletme seviyesi 20 metre, maksimum işletme seviyesi ise 32.30 metredir. Cem Uzan'ın patronu olduğu Uzan Holding bünyesindeki Kepes Elektrik tarafından inşa edilen ve işletilen baraj, Uzan grubuna ait birçok şirkete olduğu gibi Kepez elektriğe de el konulması ile barajın işletim hakkı 2003 yılında kamuya geçmiş oldu. Sadece 20 metre minimum işletim seviyesi bulunan Manavgat Barajı'ndan sonra bir başka HES bulunmamakta olup Manavgat Irmağı, Manavgat Şelalesi'ni geçtikten sonra Akdeniz'e dökülür. Önemli turizm merkezlerinden olan Manavgat Şelalesi, Manavgat barajından sonra su yolu yönünde yaklaşık 7 kilometre kuş uçuşu mesafe ile ise yaklaşık 6 kilometre mesafededir. Manavgat Nehri, antik adıyla Melas, Toroslarda doğarak Antalya'da Akdeniz'e dökülen nehir. Uzunluğu 93 kilometredir. Batı Toros sıradağları arasından doğan kolların birleşmesiyle oluşur. Güneybatıya yönelerek dar ve dik yamaçlı kanyolar arasından geçer, ünlü Manavgat şelalesini meydana getirir ve Manavgat ilçe merkezinin doğusunda alüvyal bir kıyı ovasından denize dökülür. Türkiye'nin akım rejimi en düzenli nehridir. Üzerinde iki tane baraj inşa edilen Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı enerji üretimine büyük katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en büyük yeraltı nehirlerinden Dumanlı 1 ve Dumanlı 2 manavgat ırmağını beslemektedir. Türkiye'nin özellikle Batı Akdeniz kıyıları iklimi, nehirleri, kıyılarının yapısı ve coğrafi konumunun sağladığı avantajlar ile deniz turizmi açısından son derece çekici bir konumdadır. Buna bağlı olarak, Turizm aktiviteleri de önemli çeşitlilik arz etmektedir. Bunlardan birisi de Manavgat Nehri Günübirlik Gezinti Tekneciliğidir. Manavgat Nehri'ni barınak olarak kullanan günübirlik gezinti tekneleri, gezinti tekneciliği faaliyetleri, verdikleri hizmetler ve bu hizmetlerin çeşitliliği incelenmiştir. Manavgat Nehri'ni ve Sida Antik Limanı'nı barınak olarak kullanmakta olan ve 2016 yılında aktif olarak çalışan toplam 59 ticari tekne bulunmaktadır. Bu teknelerle şelale turu, boğaz turu ve kara burun turu olmak üzere 3 farklı tur rotası düzenleniyor. Manavgat Barışı sahasında Biyolojik çeşitliliğin önemli unsurlarından olan bölgedeki kuş türlerinin büyük bir bölümü böcek yiyici kuşlardır ve bu kuşlar tarım bitkileri ile orman ve meyve ağaçlarına zarar veren böcekler ile beslenmektedirler. Orman yamalarında yaşayan bu kuş türleri için en büyük tehlike tarımsal kimyasalların yaygın olarak kullanılması ile kaçak avlanmalardır. Zararlı böcekleri öldürmek için tarım alanlarında kullanılan pestisitler böcekler aracılığıyla besin zinciri içinde kuşlara, yırtıcı kuşlara ve küçük memelilere geçmektedir. Bu kimyasallar canlının zehirlenmesine ve sonunda ölmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından havzada tarımsal ilaç ve kimyasal gübre kullanımının etkin denetimine gereksinim bulunmaktadır. Buna ek olarak kuş yaşamını tehdit eden diğer unsur olan kaçak avlanmalar konusunda da Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin etkin işbirliğine gereksinim duyulmaktadır. Bölgedeki kuş türlerinin birey sayılarını artırmak için kuşların yumurtlayıp üreyebileceği ve Beslenip doğal düşmanlarından saklanabileceği mevcut doğal yamalar korunmalı veya uygun habitatlar yaratılmalıdır. Manavgat Nehri hem göçen hem de uzun süreli günlerde yaşayan balık türleri için yaşamsal önemi olan bir habitattır. Nehrin kıyıya yakın bölümleri turizm amaçlı da kullanılmakta ve özellikle yaz aylarında nehir üzerinde Önemli bir tekne sirkülasyonu olmaktadır. Bu teknelerin yarattığı dalga ve türbülans nehirdeki balık popülasyonlarını tehdit etmektedir. Ayrıca bu durum nehir kıyısı boyunca toprak erozyonuna da yol açmaktadır. Bu erozyondan kenar habitatları etkilenmektedir. Su kenarında yaşayan ve nesli tehlike altında bulunan yalı çapkını ve gri yalı çapkını gibi türler açısından bu durum tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle ırmak ağzındaki trafiğin düzenlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması için önlem alınmasına gereksinim bulunmaktadır. Oyma Pınar Baraj Gölü içinde kalan dünyanın en uzun yeraltı akarsularından aynı zamanda tek kaynak olan dumanlı kaynağından beslenen su miktarı ile sayılı akarsular arasındadır. Oyma Pınar ve Manavgat barajlarını besler. Turkuaz yeşli suları mineraller bakımından zengin, temiz ve berraktır. İsterseniz bu yeşil ve serin sularda kulaç atabilir ya da bir kano ile küçük keşifler yapabilirsiniz. Nehir birçok balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapar. Alabalık, sazan, kefal, levrek, kara balık gibi balıklarla, su tavuğu, ördek, kaz, yılı çapkını gibi kuşlar, değişik türlerde balıkçıllar, martılar ile tatlı su kaplumbağaları faunal sistemi oluşturur. Nehir boyunca zengin bir bitki çeşitliliği mevcuttur. Söğüt, çınar, kavak, dut, karaça ağaç gibi ağaçlarla Büyürtülen kuş üzümü zakkum gibi küçük maki çalılıklar ve otsu bitkilerde floral bütünlüğü kapsar. Tatlı su kaplumbağalarını kuru kütükler üzerinde güneşlenirken görmeniz her zaman olasıdır. Zengin nehir yatağı boyunca verimli toprakları dolduran narenciye bahçeleri ve seralar vardır. Manavgat Nehri, Son yıllarda hızla gelişen turizm sayesinde günlük tekne gezileriyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği de yapmaktadır. Uzunluk bakımından büyük bir akarsu olmasa da debisi yüksek ve Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılabilen ender akarsulardandır. Havza, Türkiye'nin en önemli kars sistemi alanıdır. Yörede özellikle alçak ve yüksek plato sahası yoğun bir karşılaşmaya maruz kalmıştır. Muhteşem güzellikteki orman yeşili ve göl sahasının mavi suları manzaralı kars topografyasına ait çözülme ve çökelme şekillerinin en karakteristik örneklerini içerisinde barındırmaktadır. Saha havzasında jeolojik temeli paleozoik ve Mesozoik'e ait farklı stratigrafik, litolojik, tektonik ve metamorfik özellikler gösteren birimler oluşturmaktadır. Bunların üzerinde de tersiyer ve kuarternere ait örtü formasyonları bulunmaktadır. Manavgat Göl Havzası, Batı Toroslar'da İsparta dirseğinin de oluşumuna neden olan sıkışma rejiminden geniş ölçüde etkilenmiş daha sonraki epirojenik stildeki hareketlere bağlı olarak yatağına gömülerek bugünkü saha havzasını oluşturmuştur. Havza içinde büyük ölçüde Akdeniz iklimi etkilidir. Ancak havzanın kuzeyinde Batı Torosların yüksek zirvelerine sahip dağlık alana doğru Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerinden uzaklaşılmakta ve Yüksek dağ iklimi özellikleri sınırlı bir alanda da olsa etkili olmaktadır. Manavgat suyu ve yan kolları Batı Torosların önemli akarsuları sınıfındadır. Akarsuyun debisi üzerinde Beyşehir Gölü'nden güneye dek çevresindeki kaynak ve yeraltı suları etkili olmaktadır. Havzanın komşu havzalar ile olan hidrojeolojik ilişkisi çeşitli araştırmacılar tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş olmasına rağmen halen tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Manavgat Baraj Gölü sahasında orman, çalı ve alpin formasyonlar geniş ölçüde yer almaktadır. Sahadaki orman formasyonu ise asıl Akdeniz ormanları ve Yüksek Dağ Ormanları olarak ikiye ayrılır. Bölgede nüfusun büyük bir bölümü kıyı ovası üzerindedir. Son yıllarda özellikle havzanın kuzey kesiminde nüfus tamamen bir artma eğilimi içindedir. Barajgülü Sahası, barındırdığı yüksek bitki çeşitliliği ve doğal yaşam alanları ile muhteşemdir. Akdeniz Havzası, Dünyada bulunan 34 sıcak bölgeden birisi olarak tanımlanabilir. Havza ülkelerinde 30 bine yakın bulunan bitki türü kapsamında 13 bin türe de ev sahipliği yapar. Akdeniz havzasında biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların belirlenmesinin yanı sıra bu alanlardaki biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan etkenlerin en önemli unsur HES ve barajlardır. Türkiye'nin endemik tür zenginliği açısından en önemli bölgesi Batı Akdeniz Antalya bölgesidir. Anamur'dan başlayıp Ligya bölgesine uzanan, buradan da göller bölgesinin güneyini içine alan coğrafya bitki zenginliği açısından bütün Anadolu'nun endemizm ortalamasının 2-3 katı zenginliğe sahiptir. Türkiye'yi dünya ölçeğinde biyoçeşitlilik açısından önemli bir ülke haline getiren saha alanıdır. Barajlar nedeniyle en fazla biyolojik çeşitlilik kaybına uğrayacak sahalar Batı Akdeniz bölgesi olacak. Herhangi bir bölgede bir iki tür tehdit altında olacaksa burada beş altı tür tehdit altında olacak demektir. Oysa Türkiye'nin Bern Sözleşmesi ve Ramsar Anlaşması ile korumakla yükümlü canlı türleri tam da bu bölgede yaşıyor. Tuzcuğundan reçel, e, ondan sonra şey turşu yapılır, e, şifalıdır, e, diye bilinir. Şu mu meyvesi de abi? Meyvesi bu. Hmm. Altıktır hafifçe. Ama çiçekleri de çok güzel. görünüyor. Bir... Antik dönemde Side kentinin suyu Manavgat Irmağı'ndan sağlanmaktaydı. Bu nedenle bugünkü Sevinç Köyü'nden Side'ye kadar 30 kilometre uzunluğunda bir su kemeri inşa edilmiştir. Bu su yolu 25 metre yüksekliğindeki kemerler üzerinden geçer. Bir bölümü de kayalar üzerine oyularak yapılmıştır. Bugün hala bazı bölümleri ayaktadır. Barajların canlı yaşamına yönelik en önemli iki etkisi Baraj gölünün kapladığı alandaki canlı türlerinin su altında bırakarak yok edilmesi ve barajın aşağı kısmında kalan bölgede ise susuz bırakılarak yok edilmesi etkileri göz ardı edilmektedir. Zaten torosların bu bölümünde birkaç yüz metre ya da birkaç bin metre karelik yayılış alanları var. Bunlar su altında kalarak yüksek ölçekte biyolojik çeşitlilik kıyımı oluyor. Bu yok oluştan çoğunlukla kimse farkında olmadan ve hiçbir çözüm üretilmeden hızla olup bitiyor. Türkiye'nin önemli doğa alanları Batı Akdeniz bölümünde Manavgat Barajı göl sahası, küresel ölçekte nesli tehlikede olan birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Kızıl Akbaba'nın da yaşam alanı olan bölgenin Yüksek bir bölümü tabiat parkı olarak korunuyor. Bitki türleri açısından son derece zengin olan sahada, dünyada yalnızca bu bölgede bulunan çok sayıda endemik tür barınıyor. Yoz atmaca, yılan kartalı, kaya kartalı, nal burunlu yarasa ve uzun kulaklı yarasa gibi nadir türler bunlardan bazılarıdır. Toros kertenkelesi, panfilya kertenkelesi ve nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Apollo ile Anadolu çok gözlüsü türü kelebek de saha vadilerdeki önemli türlerdir. Saha yüksek kesimlerinde toros göknarı, kokulu ardıç, saçlı meşe gibi türlerin yanında sakallı akbaba, uzun ayaklı yarasa ve bu bölgeye özgü Lacerta Danford ismiyle bilinen Kertenkele bölgenin zenginlik kaynaklarıdır. Sahada geyik, dağ keçisi, ayı, tilki, tavşan, porsuk, kurt yaşamaktadır. Naraz Çayı bol oksijenli olduğundan bol miktarda alabalık bulunur. Havza genelinde Akdeniz yağış rejimi hakimdir. Ancak yıllık yağış miktarı Havzanın güneyinden kuzeyine doğru azalmaktadır. En fazla yağış kışın düşmektedir. Havzanın güneyinde, kıyı kesiminde karakteristik Akdeniz iklim koşullarının egemen olması deniz turizmi için elverişli koşullar ortaya koymaktadır. Saha havzası floristik çeşitliliğin ve endemizmin en zengin alanlarından biridir. Havzada Orman, çalı ve alpin bitki formasyonları yer almakta olup en geniş alan kaplayan bitki topluluğu orman formasyonudur. Havzanın yaklaşık %75'i ormanlarla kaplıdır. Buna göre saha alanı ülkemizin en yoğun orman alanlarından birisidir. Orman formasyonu içinde başlıca türler çam, ardıç, meşe, sedir ve göknardır. Bunlar içinde en geniş yayılıp gösterenler çam ve ardış türleridir. Biyogenetik rezerv niteliğindeki Akdeniz Servisi Ormanı en geniş 400 hektar alanla serve ormanlarındandır. Ayrıca pek çok arkeolojik kalıntı da bölge havzasının kültürel önemini artırmıştır. Bütün bu nedenlerden ötürü doğal ve arkeolojik sit olarak koruma altına alınmış olup, Park alanı 36614 hektardır. Saha alanı bu filmimizle yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmış olacaktır. Az sayıda konaklama yerinin bulunması ziyaretçiler için sorun yaratmaktadır. Sahada ormana zarar vermeyecek nitelikte otel ve dağ evi yapılabilir. Kampçılara da hizmet vermek amacıyla vadi boyunca kamp evleri, piknik alanları, otoparklar yapılabilir. Saha alanı, klimatizm, alpinizm, kano ve balıkçılık sporları içinde büyük bir potansiyele sahiptir. Alandaki çeşitli yerlere, buraya gelenlerin çevreyi daha iyi görebilmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için çok sayıda gözlem terasları yapılabilir yeni tesislerin kurulmasında hem modern bir mimarinin hem de doğal çevredeki yapı malzemesinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bunların yapımı ve kullanımı sırasında ise doğal çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Kuvvetli debiye sahip, bol suyu olan 93 kilometre uzunluğu ile barajları besleyen Manavgat Irmağı, Manavgat yakınlarında Antalya Körfezi'ne dökülür. Batı Toroslar'da duruğu 2120 metre yükseklik gösteren Şeytan Dağı'nın yamaçlarından doğan kaynakların birleşmesiyle ortaya çıkar ve uzun yolculuktan sonra Akdeniz'e ulaşır. Önceleri adı Şahap Deresi olan Manavgat Çayı yukarı kesiminde kuzeybatı güneydoğu yönlüdür. Sonra bir dirsekle güneybatıya döner dereler halindeki kolları, önemli yer tutmayan Manavgat Irmağı, kalın kalker tabakalarından bir yapı gösteren bir bölgede, dibe inen suların gür kaynaklar halinde yer yer yüze çıkarak beslendiği, akım durumu ve seviyesi oynamaları bakımından düzenli büyük bir akarsıdır. Yazları kurak ve sıcak geçen Akdeniz ikliminin bir akarsuyu olarak Temmuz'dan Ekim sonuna kadar yatağından ortalama saniyede 30 ila 65 metreküp su geçirir. Normal kabarmalar halinde de yatağından saniyede 150 ila 200 metreküp su geçer. Manavgat Irmağı Torosları dar ve derin boğazlardan akarak geçer. Bilimsel adı kanyon olan bu boğazlara Toros insanı kapız adını verir. Yeryüzündeki su toplama alanı hiç de geniş görünmeyen bu akarsuyun yeraltı beslenmeleri bakımından gerçek bir ırmak değerinde bulunduğu ve böylece yerüstü yeraltı beslenmeleri bakımından yağış alanının birkaç bin kilometre kareyi bulduğu bu akarsuyun özel bir durumu vardır. Karışık bir yapı gösteren ve Kalkerlerin çok yer tuttuğu, yeraltı akarsularının yaygın olduğu bir bölgedeki Manavgat Irmağı üzerinde 20 yıldan beri incelemeleri yapılan Oyma Pınar Baray sahası bu bakımdan birçok araştırıcıları derinden uğraştırmıştır. 1964-2014 yılları arasında 245 metre kotunda yapılan ölçümlerde ortalama debi 52 metreküp bölü saniye tespit edilmiştir. Oyma Pınar yakınlarında engebe azalır. Buradaki vadiyi Oyma Pınar Baraj Gölü kaplamıştır. 1984 yılında hizmete giren baraj, oluşturduğu gölle Türkiye'nin en güzel karstik kaynakları olan dumanlı pınarlarını sular altında bırakmıştır. Oymapınar Baraj Gölü 500 hektar genişliğindedir. Manavgat Çayı üzerinde daha da aşağıda Manavgat Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapılmıştır. 1987'de hizmete giren bu baraj ardında 8.60 kilometre küp genişliğinde yapay bir göl oluşturmuştur. Barajın su toplama hacmi ise 89 milyon metre küptür. Ancak çok sayıdaki bu gür kaynakların suları ile kavaran Manavgat çayı, yolu boyunca kalker arazide sızmalara uğrayarak önemli bir miktar su kaybeder. Burada suları yazın azalır. Hatta Akseki ile Aydınkent arasına düşen kesiminde Süzekaya denilen yerde su dibe patar. Tekrar yüze çıkan su kısa bir mesafeden sonra gür kaynaklarla beslenir. Bu kaynakların Gembos Ovası'ndan dibe sızmış suların buradan çıktığı sanılmaktadır. Manavgat Irmağı'nın başlangıç yeri Beyşehir Gölü'nün 30 kilometre güneyindeki 2400 metre rakımlı Akdağ'dır. Ancak bu başlangıç kesiminde suların çoğunca dibe sızdığı bir dere görünüşündedir. Buradan 10 ila 15 kilometre güneyden itibaren her biri 5 ila 10 değirmeni döndürecek kadar gür kastik akarsular bu suya katılmaya başlar. Burada bir çay görünüşü ile akan su, birbiri ardınca uzanan dar ve derin sarp yamaçlı vadilerden geçer. Birkaç yüz metre aşağıda, 20 metre kadar yüksekliği olan bir şelaleden düşer. Bu arada güçlü dere ve kaynaklar da alır. Dar vadilerden geçer. Daha aşağıda yine heybetli çağlayanlar yapar. Nadir bulunan manzaralar arasında olan bu düşüş yerinde birer havuzu andıran oyuklar belirmiştir. Buralardan aşağılara doğru kilometrelerce uzunlukta pek derin, yer yer son derece daralmış, sarp kayalar arasında köpüklenerek ve çağlayanlar yaparak akar. Buralardan sonra Manavgat Çayı tam bir ırmak görünüşü almış bulunur. Aşağı kesiminin başlangıcındaki Oğlu köyünden aşağıda Manavgat kasabasının kuzeyinde ünlü Manavgat çağlayanlarından düşerek bol suları ile denize ulaşır. Irmak burada sakin akar. Motor büyüklüğündeki su taşıtları kıyıdan 7 kilometre içerideki Manavgat kasabasına kadar işler. Antik çağda adı Melas olan Manavgat Irmağı, Antik Side kentinin su gereksinimini karşılıyordu. Günümüzde ise ırmaktan sulamada da faydalanılır. Kaynağını oluşturan Gemboz Ovası'nın doğusundaki yüksek dağlardan alan Manavgat Nehri, karstik şekillerin birçok örneklerin temsil edildiği bu arazinin yüzeyi kaynak suyu bakımından çok fakir olmasına rağmen yeraltı su ağı yönünden oldukça zengindir. Manavgat havzasının kaynağını aldığı dağlık kesimlerinde derinlik ve yüzeysel karşılaşmanın yüksek olduğunu, diğer taraftan havzadaki paleokarstik vadiler ile şimdiki akarsu arasında önemli bir uyumluluk gösterdiğini ifade etmektedir. Manavgat çayı, akarsu dağların yamaçlarından inen birçok mevsimlik kuru dereden mevsimlik olarak beslenirken, şahap yurdu, gök bölme ve değirmenlik gibi kaynaklardan sürekli olarak beslenmektedir. Manavgat çayı, Oyma Pınar Barajı'na ulaşmadan birçok yerde kapız adı verilen dar ve derin vadilerde akar. Akarsu, Oyma Pınar'dan sonra derinlik ve engebenin azaldığı yerlerde yüre halkı tarafından büyük olarak adlandırılan alüvyonal alanlarda içinde ilerler. Ünlü Manavgat Şelalesi'nden yaklaşık 7 kilometre sonra denize dökülür. Bölgedeki ekolojik dağılımı çeşitlilik gösterir. Sahadaki bütün akarsularda yayılış gösteren balıkların en küçük bireyleri Nisan-Haziran ayları arasında bazı derilerin denize yakın kesimlerinde yayılış gösterir. Akarsuların kaynak bölgelerine ulaşamayan bu balıklar genellikle yavaş akan akarsuların tabanı ağaç köklerince zengin kıyı bölgelerini tercih ederler. Havzadaki baraj göllerinde yoğunlukları giderek azalmaktadır. Alabalık Dağ alabalığı ekolojisi bölgedeki yayılış alanı Manavgat Nehri'nin kaynak bölgesi üreme döneminin Aralık-Mart ayları arasındadır. Gökkuşağı alabalığı Türkiye iş sularında doğal olarak bulunmazken bölgedeki üzerinde alabalık işletmesi bulunan soğuk ve temiz akan bütün akarsulara uyum sağlamıştır. Bazı doğal sularda da üreme yeteneğine sahiptir. Sazan balığı, Oyma Pınar ve Maravgat Baraj gölleri ile Karacaören 1 ve 2 Baraj göllerinde yoğun olarak yayılış gösterir. Üreme dönemi bölgedeki suların sıcaklık değişimine bağlı olarak Nisan-Haziran ayları arasındadır. Gümüşi havuz balığı, Japon sazını ekolojik olarak Oyma Pınar ve Manavgat Baraj göllerinde tespit edilmiştir. Baraj göllerinin genellikle kıyısal alanlarını tercih eden bu balıkların sürüler oluşturarak aynı habitatı paylaşan diğer sazan türleri ile besin rekabetine girdikleri gözlenmiştir. Üreme dönemi nisan-haziran arasındadır. Siraz karabalık Manavgat Nehri'nden tanımlanmıştır. Bunun yanında Oymapınar ve Manavgat baraj göllerinin kıyı kesimlerinde Özellikle yaz aylarında 0.5 ila 3 metre derinliklerde sürüler halinde yaşarlar. Üreme dönemi mayıs-haziran ayları arasındadır. Çiçek balığı Manavgat Nehri üzerindeki baraj göllerinde yoğun olarak yaşayan bu balıklar sürüler oluşturmaktadır. Üreme dönemi nisan-mayıs ayları arasındadır. Baraj göl sahası Türkiye'nin en önemli karstik bölgelerinden olan Batı Toroslar'da yer alır. Bölgedeki akarsuların kaynak bölgelerini oluşturan yeraltı suları deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikten dışarıya açılmaktadır. Bu nedenle akarsuların üst havzaları alabalık bölgesi özelliğindedir. Akarsuların bu bölgelerinde makrostigma doğal olarak yayılış gösterir. Ayrıca akarsuların üst kesimlerine bu bölgelere kurulmuş alabalık işletmelerinden kaçan gökkuşağı alabalıkları uyum sağlamıştır. Köprüçay ve Manavgat nehirleri ile Alara çayının üst havzalarında yayılış gösteren makrostigmanın popülasyon yoğunluğunun oldukça sınırlı seviyeye gerilemiş olduğu belirlenmiştir. Manavgat ve Oymapınar Barajları sahasında geçmişten beri insanoğlunun gittikçe artan çeşitli gereksinimlerini karşılamada doğal kaynaklardan biri olan ormana oldukça büyük görevler düşmektedir. Türkiye coğrafyası dünyada ilk yerleşmelerin kurulduğu sahalar arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye toprakları çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulmasına beşiklik etmiş ve Özellikle Anadolu topraklarında birçok devlet kurulmuştur. Anadolu'da yerleşmenin tarihi günümüzden en az 11.000 ila 12.000 yıl önceye dayanır. Nitekim Paleolitik döneme ait yerleşmeler Anadolu'nun güneyindeki mağaralarda yoğunlaşmıştır. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli kaynaklardan birisi olan ormanı dönüştürmek için çok eski çağlardan günümüze kadar ateşi kullanmıştır. Orman tahripleri ilk olarak Neolitik yerleşmelerin kurulduğu bölgelerde görülmüştür. Örneğin Anadolu'da 3 ila 4 bin yıl kadar önce Beyşehir yöresinde ormanlar tahrip edilmiş, bu sahalarda antropojen bozkırlar ve bazı meşe türleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu döneme Beyşehir şehir yöresinin işgal dönemi denilir. Bu tahribat zamanla Anadolu'nun diğer bölgelerine yayılmıştır. Nitekim Türkiye ormanların en fazla tahrip edildiği ülkelerin başında gelmektedir. Doğal koşullara göre ülkemizin %70 kadarının ormanlarla kaplı olması gerekmektedir. Ancak bugün için verimli gür ormanlar ülkemiz yüz ölçümünün %10 ila 12 gibi çok az bir kesmini kaplar hale gelmiştir. Ormanların sürekli olarak çeşitli biyotik yani canlı ve abiyotik olarak cansız zararlar tarafından tahrip edilmektedir. Ormanlara zarar veren abiyotik faktörler arasında en önemlisi ise yangındır. Yangınlar Türkiye'de ormanların devamlılığını tehlikeye sokan en önemli etkenlerden birisidir. Orman yangınlarının çıkmasında uygun koşullara sahip Akdeniz ikliminin etkili olduğu Türkiye'nin önemli bir bölümü bu afetin sürekli etkisi altında bulunmaktadır. Akdeniz bölgesi geçmişten günümüze önemli bir yerleşim alanı olduğu için ormanlar insanlar tarafından sürekli tahrip edilmiştir. Verimli ovaları ve korunaklı mağaraları sürekli yerleşmeye sahne olmuştur. Bu tahribatın en önemli sebeplerinden birisi de iklimin etkisi, ihmal ve kasti olarak çıkabilen orman yangınlarıdır. Günümüzde ormanların azalmasında yangınların yanında hava kirliliği ve şiddetli fırtınalar, yıldırımlar gibi ekstrem iklim önemli rol oynamaktadır. Ekosistemler doğal yaşam döngüsünün devamı kadar insan faaliyetleri açısından da büyük öneme sahiptir. Doğal ya da insan yaşamına ilişkin bu sistemler ise özellikle iklim değişikliğine karşın son derece duyarlıdır. Küresel ortalama sıcaklıklardaki 1 santigrat derecelik artışlar bile bölgesel iklimlerde değişikliğe neden olmaktadır. Bu değişiklikler ise bitkilerin doğal olarak ormanların yetişme ve kendilerini yenileme kapasitelerinde değişikliğe neden olması beklenmektedir. Nedeni ne olursa olsun, küresel ölçekte meydana gelebilecek sıcaklık artışlarının ekosistem ve insan yaşamı üzerinde etkileri kaçınılmaz olacaktır. Orman yangınlarının Çıkış sebepleri ve sonuçları bağlamında bu yangınların en önemli sebebi iklim ve insan faaliyetleridir. İklimin etkisi genellikle yıldırım ve aşırı sıcaklardan kaynaklanırken, insanın etkisi ise yerleşme, tarım alanı açma, hayvancılık faaliyetleri, turizm faaliyetleri ve çeşitli tesisler kurma şeklindedir. Orman yangınlarında İklim faktörünün yanında insan faktörünün etkisi kasıt ve ihmal yoluyla iklim faktörünün etkisine göre oldukça fazladır. Ormanlar havzanın kıyı kesimlerinde ve düz alanlarda yerleşim yeri ve tarla açma özellikle 1990'lı yıllardan sonra da turizm faaliyetlerine yönelik tesisler inşa etmek için ciddi boyutta tahrip edilmiştir. Bu tahripte kasti olarak çıkarılan yangınların büyük bir bölümünün suçlusu bulunamamıştır. Havzanın yüksek kesimlerindeki yangınlar ise tarım alanı açma dışında mera alanı açma ve dikkatsizlik nedeniyle olmuştur. Yangınları önlemek için ise günümüzde hızla gelişen teknolojileri de kullanarak yangına anlık müdahale için eğitimli ve sürekli işçilerin kullanılması, göletlerin kurulması, gözetleme kulelerinin yapılması ve engebeli arazide müdahaleyi hızlandıracak uçak ve helikopterlerin artırılması gerekmektedir. Batı Torosların doğu yamaçlarından doğan 90 kilometre uzunluğundaki Manavgat çayı, ovaya girmeden önce sert konglomera tabakalarının üzerinden geçip Manavgat şelalesini oluşturarak Akdeniz'e dökülmekte. Bahar aylarında suyu berraklaşan ve geçtiği kanyonlardaki yeraltı sularıyla beslenen Manavgat çayının hızı Oyma Pınar Barajı ile kesilmektedir. Oyma Pınar Barajı Antalya'da Manavgat Nehri üzerinde elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1977-1984 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Diğer önemli kaynaklar göl alanı Menbam'dan Şura Kretese kreş taşlarından ve Bent ekseni Mansabından Paleozoik Dolomiti kireç taşı ve mermerlerden ve Miosen Sakseydi kreş taşından boşalmaktadır. Bent ekseni mansabı kaynaklarının maksimum debisi yaklaşık 25 metreküp bölü saniyedir. Hidrojeolojik özelliklerine göre Permiyen yaşlı şisler ve kireç taşı mercekleri hariç çalsak formasyonu, üst triyaz şura yaşlı karadere formasyonu, üst kretesi Paleosen yaşlı Sinan Hoca formasyonu ile Miosen yaşlı Oyma Pınar formasyonu bölgenin geçirimsiz formasyonlarıdır. Diğer birimler bölgenin su taşıyan geçirim formasyonlarıdır. Doğanın huzur noktasının yeryüzüne yansıması neden balayı rotalarının vazgeçilmez olmasın? Siz de Manavgat Madivlerine gitme planı pekala yapabilirsiniz. İşte bu filmimiz tam size göre. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorsanız bu filmimizi mutlaka izleyin. Manavgat, Maldiv adası ve yarım adaları, adalardan oluşan Manavgat Baraj Gölü sahasında en muhteşem gizli kalmış bakir doğanın huzur noktalarıdır. Beyaz kumlar ve mavi göz sularının ihtişamı gözlerinizi kamaştıracağını garanti ederiz. Manavgat madivleri cazibesiyle birlikte birçok soruyu beraberinde getiriyor. İşte aklınızdaki o soruların cevapları bu filmimizdedir. Manavgat madivlerine ne zaman gidilir? Madivlerin tadını çıkarmak istiyorsanız gitmeden önce mevsimlere dikkat etmelisiniz. Akdeniz iklimi sahip olan Manavgat Maldivlerinde kış mevsiminin büyük bir bölümü yağışlı. Gezi için en uygun aylar Eylül ayından Nisan'a kadar olan zaman. Bu aylarda yağış olsa da nem oldukça az. Hava ise en ideal sıcaklıkta. Mayıs ve Ağustos ayları arasında Maldivler'de sıcaklık ve nem çok fazla oluyor. Manavgat Maldivleri ve çevresinde araç safari turu yapabilirsiniz. Manavgat Maldivlerinin en büyük özelliklerinden biri yosun kayalıklarının yarattığı var olan olağanüstü göl su altı dünyası. Sahip olduğu Türkiye'nin göl sahasında en güzel dalış noktalarıyla dünyanın benzersiz önemli dalış merkezlerinin başında gelen Manavgat Maldivler'de şnorkel yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri. Su altının hiç bilmediğiniz dünyasına olan yolculuğumuzun bitişiyle muhteşem ve renkli bir günü geride bırakacaksınız. Ama doymadım diyorsanız çadır otelinizi de sırtınızda veya aracınızda taşıyabilirsiniz. Antalya doğu sistemleri nelere kadirdir? ancak yaşamakla öğrenilir. Tabii olarak bilinen turistik mekanlarının ötesinde Antalya adını belki de hiç duymadığınız ve keşfedilmeye hazır çok sayıda gizli güzelliğe de sahip. İşte bu filmimizle bu güzellikleri sizlere sunuyoruz. Cam gibi berrak yeşilimsi mavi suları sayesinde Net bir şekilde göreceğiniz birbirinden farklı su altı canlılarıyla tanışma fırsatı bulabileceksiniz. Muhteşem türdeki çeşitli balıklar arasında uçurumların kenarında yüzerek renk cümbüşe haline gelmiş bu tarif edilmesi zor manzaraya sahip su altını keşfetmek tarif edilmez bir mutluluk olacaktır. Üstelik bunun için dalış tecrübenizin olması bile gerekmiyor. Amatörler de bu deneyimleri pek ala yaşayabilir. Tüm bu ada ve adalar topluluğu ile yarım adalar mevsime göre pembe mor çiçekleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Bazen sarp ve dik, bazen de bir yamacın arkasında kalan bu Maldiv koylar manzarayı tepeden seyretmek ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için oldukça keyiflidir. Burada muhteşem manzaranın yanı sıra soyu tükenmekte olduğu için koruma altına alınan vaşaklar rahatça gezebiliyor. Antalya'daki Manavgat Baraj Gölü sahasında ilginç doğa oluşumları yerli Maldivleri yaratmış. Yer alan ve arka arkaya sıralanmış koylar farklı türde çam ormanlarıyla renk hormonisine bezenmiştir. Ortaçağ ressamlarını kıskandıracak güçte, muhteşem doğa sistemleri, dünyanın benzersiz flora ve faunasına da ev sahipliği yapıyor. Konaklamanın fazla bulunmadığı bu yerde, yıldızların altında kamp kurarak düşler alemine bir yolcuğa çıkabilir, kimi yerde telefonların fazla çekmemesinden dolayı, Biraz olsun teknolojiden uzak kalmak isteyenlerin yeni gözdesi olabilir. Buradan Oyma Pınar Baraj Gölü'nün benzersiz güzellikleri için keşfe çıkmaya geçilebilir. Doğanın huzur noktasında yaşayan bizler, herkesin bizim kadar şanslı olmadığını fark ettik. İnsanların her gün büyük şehirlerde kaos ve kalabalıkla uğraştıklarını gördük. Çevrelerinde ne bir ağaç ne de bir çiçek görmeden günler geçirdiklerine ve zamanla mutsuzlaştıklarına tanık olduk. Yüksek yapılardan ya da iklim şartlarından güneşi bile göremeyenler var. İşte gelin bu filmimizi izleyin ve bilgilendirme amaçlı olarak paylaşın. Paylaşın ki insanlığı yok eden doğa katliamları cenderesinin farkına varsınlar.